Special Intelligence Service, yani Özel İstihbarat Servisi, FBI'ın en gizli birimlerinden olan ve diğer ülkelerin istihbarat planlarını deşifre etmekle yükümlü birim. Federal ajan Percy Foxworth, o sabah işe varır varmaz direktör Edgar Hoover'ın odasında kendisini beklediğini öğrendi. Koridorda hızlı adımlarla Hoover'ın odasına doğru yürürken aklına bir sürü ihtimaller gelmekteydi. Acaba Nazilerin hangi yeni planını deşifre edecekti? Veya Sovyetler Birliği'nin ABD'deki ajanlarını tespit etmek için yine nereleri ziyaret edecekti? İhtimaller çoktu. Sonuçta İkinci Dünya Savaşı devam ediyor, kendisi de FBI'de çalışıyordu. Fakat kesin olan tek bir şey vardı, yeni bir görev alacaktı. Çünkü basit işler için Hoover kimseyi odasına çağırmıyordu. Mr. Hoover... Direktörün odasından çıkan Foxworth, hayatının en basit ve en komik görevini aldığını düşünüyordu. Görev şuydu. Güvercinlerle kafayı sıyırmış, hatta bir güvercinden sevgilisi diye bahseden yaşlı, bunak bir Sırbistanlının bir gün önce yalnız öldüğü otel odasına acilen gitmeli ve odada bulunan eşyalara FBI adına el koymalıydı. Foxworth arabaya atlayarak bu basit görevi yerine getirmek üzere yeni asistanı ile birlikte New York'a doğru yola çıktı. Hayatının en basit görevi olacaktı. Yani 9 gün sonra sona erecek olan hayatının en basit görevi olacaktı. Görev dosyasını incelemeye başladı. Dosya yaşlı bir bunağa göre fazlasıyla kalındı. Tamam, elektrik, ampul, radyo gibi şeylerle uğraşmış gençken ama sonuçta bu şeylerin mucidi değildi. Foxworth elektrik ampulünün Edison tarafından, radyonun ise Marconi tarafından yapıldığını pek iyi biliyordu. Yani bu sırf ile bir ilgisi yoktu. Fakat bunağın hayatını inceledikçe hemen hemen her yılına dair dosyada kayıtlar mevcut olduğunu fark etti. Hem de federal ajanlar tarafından girilmiş kayıtlar. FBI'ın bir bunağın peşine en iyi ajanları niye taktığını hiç anlayamamıştı. Ayrıca otelde bir gün önce yapayalnız ölmesi adamın fazlasıyla gereksiz olduğunu göstermiyor muydu? Foxworth dosyanın ikinci kısmında yer alan yaşlı bunağın son yıllarını ve ölüm raporunu barındıran sayfaları incelemeye başladı. İlk sayfanın başına göz attı. Nikola Tesla, New York raporu. 1934-1943. Dosyada şunlar yer alıyordu. 2 Ocak 1934 yılında Nikola Tesla New York oteline taşındı. Cebinde bir kuruşu yoktu. Otel masraflarını gençken çalıştığı Westinghouse şirketi vefa borcu olarak üstlendi. Tesla'nın oda numarası 3327. Ayrıca belirtilmesi gerektiğine inanıyorum. Tesla'nın rakamlarla ilgili takıntısı var. Daha doğrusu 3 sayısına takıntılı. Tercih ettiği şeyler, otel odası, ekmek dilimleri, odasını istediği peçete sayısı, 3'ün kat sayısı olmak zorunda. Pek ziyaretçisi olmuyor. Zamanını odasında bir şeyler yazarak geçiriyor. Odadan dışarıya çıktığındaysa parka gidiyor. Parkta kimseyle buluşmuyor. Yani insanlarla buluşmuyor. Sadece güvercinlerle vakit geçiriyor. İlk başlarda cebindeki kırıntılarla güvercinleri beslemekle yetiniyordu. Sonradan onların yaralarını iyileştirmek için cebinde bant ve makas getirmeye başladı. Kanadı kırık veya ayağı yaralı olan güvercinlere pansuman yapıyor. Yarası daha ciddi olanları odasına götürüyor ve iyileşene kadar odasında tutuyor. New York Roteli'nin lobisinde iki gazeteciyle yaptığı röportajı olduğu gibi dosyaya ekliyorum. Binlerce güvercini uzun zamandır besliyorum. Binlerce, düşünebiliyor musunuz? Fakat bir güvercin vardı, çok güzel, bembeyaz bir kuştu. Kanatlarının uçları hafif griydi. Bu kuşu nerede görsem tanırdım. Ben nerede olsam bu güvercin beni bulurdu. Ne zaman onu görmek istesem, sadece düşlemem ve çağırmam yeterliydi. Uçarak yanıma geliverirdi. Beni anlıyordu. Ben de onu anlıyordum. Ben o güvercine aşıktım. Evet evet, bir erkeğin bir kadını sevdiği gibi onu seviyordum. O da beni seviyordu. Hastayken açık pencereden yanıma gelmişti. Hemen anlamıştım ve o iyileşene kadar günlerce yanından ayrılmamıştım. Onu hayata döndürmüştüm. O güvercin hayatımın neşesiydi. Bana ihtiyacı olduğunda her şey anlamını yitiriyordu. O yaşadığı sürece hayatımın bir anlamı vardı.
Bir gece yatağımda yatıyordum. Her zamanki halim, kafamda sorular çözüyordum. O sırada açık pencereden uçarak içeriye girdi. Çalışma masamın üzerinde durdu. Bana ihtiyacı olduğunu anladım. Çok önemli bir şey söyleyeceğini fark ettim ve yatağımdan kalkarak ona doğru gittim. Bana öleceğini haber vermek istediğini anladım. Bu haberi verdikten sonra gözlerinden ışık gelmeye başladı. Çok güçlü ışınlar. Sanki sadece kendisinin duyduğu bir ses ona bir şey soruyormuş gibi dinlemeye başladı. Ve cevap verdi. Evet evet, bu gerçek bir ışıktı. Güçlü, büyüleyici, baş döndürücü bir ışık. Benim laboratuvarda bugüne kadar ürettiğim tüm ışıklardan daha güçlü bir ışıktı. O öldüğünde hayatımdan bir şeyler kayboldu. O ana kadar başlatmış olduğum tüm fikirlerimi gerçekleştireceğimden emindim. Fakat güvercin öldüğünde artık benim de hayatımın bittiğini anladım. Otele varmak üzerelerdi. Tesla hayatının bittiğini doğru anlamış olmalıydı. Çünkü bu sabah New Yorker Oteli 3. kat temizlikçisi 3327 numaralı odaya girdiğinde artık 2 günden beri odasından hiç çıkmayan Tesla'nın cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Foxford arabadan inerek otele doğru yürüdü. Bir an önce bu gizemli adamla, daha doğrusu cansız bedeniyle tanışmak istiyordu. Girişte tokalaştığı otelin sahibi, Foxford'un heyecanını ikiye katladı. Bu sabah Tesla'nın sağken yanına uğramayan ama öldüğü günün sabahı oteli arayan bir yeğeni ortaya çıkmıştı. Sam Kosanovich, gün içerisinde otele uğrayacağını, siyah not defterini ve eşyalarını alacağını söylemişti. Foxford, Sam Kosanovich'i dosyalardan hatırlıyordu. Sam'in Yugoslavya ve Sovyetlerle bağlantılı olduğundan şüpheleniliyordu. Foxford, sonunda 3327 numaralı bu küçücük odaya girdi ve gizemli adamla tanıştı. Odadaki defter ve eşyalara Amerikan hükümeti adına el koydu. Hayatının en basit görevinde, hayatının en büyük şoklarını yaşıyordu. Kağıtlar bilim kurgu filmlerinde bile duymadığı ifadelerle doluydu. Kablosuz enerji transferi, ölüm ışınları ile uçakların düşürülmesi, uzaktan kumanda ile kontrol edilen robotlar gibi terimlerle doluydu defterler. Özellikle bir paragraf dikkatini çekti. Ayarlanabilir frekanslarda dalgalar üretebilen osilatör isimli, kitap büyüklüğündeki bir cihaz ile binaların dakikalar içerisinde yıkılabileceğinden bahsediliyordu. Brooklyn Köprüsü'nü osilatörle bir saat içerisinde yıkabileceğini Tesla kendi sözleriyle ifade etmişti. Hayatının en basit görevinin, 8 gün sonra sona erecek olan hayatının en basit görevinin ilk aşamasını tamamlayarak Washington'a dönüyordu. Foxford'un fikirleri tamamen değişmişti. FBI'ın yaşlı bir bunağı neden önemsediğini düşünerek yola çıkan Foxford, böylesine tehlikeli bir insan nasıl olur da yalnız bırakılır düşünceleriyle geri dönmüştü. Hayatının son 8 gününde Nikola Tesla'nın hayatını araştırdıkça fikirleri en az 3'ün birkaç katsayısı kadar değişecekti. Yaşlı bunak en son gelecekten bize yardım için gelen kahramana dönüşecekti. 8 gün sonra Foxford, Eisenhower'ın isteği üzerine Kuzey Afrika'ya gitmek için uçağa bindiğinde belki de bir ışık görmüştü. O ışığın Tesla olduğunu anlamıştı belki de. Ama belki de uçağın içindeki neon ışıkların Tesla tarafından icat edildiğini bildiği için böyle düşünmüştü. Kim bilir, belki de uçak havalandıktan birkaç saat sonra öleceğini bile hissetmişti. Uçağın nasıl düşürüldüğü ve kabindeki 35 kişiden geriye neden hiçbir şey kalmadığı bugüne kadar hala çözülemedi. Tıpkı Tesla'nın esrarengiz yaşamı, icatları, hayalleri gibi. Nikola Tesla belgeselinin ikinci bölümünde daha önce Türkçe kaynaklarda yer almayan detayları inceleyebileceksiniz. Görüşmek üzere.